duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim görüşüm İmam Eskender Alemi Hazretleri'ni Rabbim bana o kadar çok sevdi. Dürbüt bir kitap var hocam. Sizin sohbet arkadaşlarını çok sevdim. Ben Allah'a ulaşmayı e, biledim. E, Allah'ın izniyle ben e, sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım. Her önce kanları bana Türkiye'de karşılaştı. O gün hemen koşarak gittim hocam. Ferdi çok huzurluyum, çok huzurluyum. Allah bin bir kere razı olsun. Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum sanki. Bir yıldır tabiyim. İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Evet sizler evinizde ekranları başında sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler bu programda bir birlikteliği, bir mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Bu beraberliği bize bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah bugünkü konumuza girmek istiyorum. Şekil şartlarına tamamen riayet etmeyenlerin namazı kabul olmaz. Telafise uymayan kıraatler kabul olmaz. ile zikir ve ehli zikir kavramını açıklayacağız inşallah. Birinci sualimiz yaptığımız ibadetlerin Allah'ın katında kabul görmesi için şekil şartları önemli midir? Hayır değildir. Şekil şartları Allah ile olan ilişkilerimizde bir hüküm ferma teşkil etmiyor. Biz hüsnü niyetle Allah rızası için niyet ettiğimiz ibadetlerimizi yaparsak Allah-u Teala mutlaka onları kabul buyuruyor. Çünkü Tehzid-i Şerif'te Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemmanıza bakmaz. Allah devamlı kalbinize ve bu kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakıyor. Allah'ın kalbimize ve kalpteki niyete, ona paralel işlediğimiz amel, Allah'ın sürü süresinde ille zina minu amülü İslam'da niyet amelden üstündür. Dolayısıyla öncelikle niyet. 14 asıl evvelinden Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e en aftal ibadet amel hangisidir ya Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabı Allah ve Resulüne iman etmektir. Ey Allah'ın Resulü biz imandan değil amelden sorduk. Allah Resulü buyuruyor ki imansız amelin kimseye faydası yok. Öyleyse her şeyin başında kesinlikle iman geliyor. Tecvide ve harflerin mahreçlerinden çıkması gereken telaffuza uymayan kıraatler kabul olmaz ifadesi de o da doğru değil. Herkes Arapça bilgisine telaffuzlu Kur'an okumaya sahip değildir. Böyle olmadığı için allah Teala'nın namazlarımızı ve din ibadetlerimizi kabul etmemesi diye bir şey hiçbir zaman söz konusu değil. Öyleyse tekrar ediyoruz. İnsanoğlu için Allah katında en önemli şey birinci safa yedi safa dört teslimden olan birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir niyettir. Bu bir duadır. Bu varsa peşinden ıslah edici ameller mutlaka Allah'ın garantisinde gelecektir. allah Teala için önemli olan niyet ve ıslah edici amel. Kurtuluşun esasları budur. allah Teala'nın herkesten yaşamasını istediği yedi safa farz, hedef emirler var. Allah'a ulaşmayı dilemek bu bir niyettir. Aynı zamanda bu bir duadır da iki tane insanla Allah'ın taneti müşride tabi olmak, bu da ıslah edici amellere başlamaktır. Peşinden teslimler geliyor. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Belki şöyle bir şey de yaparsak, izleyiciler ve kardeşlerimiz için çok daha önem arz ediyor. Bu 7 saba 4 teslim aslında babamız İbrahim'in haniftirinin esası ama bu esasın da üç saç ayağı üzerine bina edildiğini dolayısıyla şöyle bir şey açarsak birinci safa vahdet ikinci safa tevhid ve ondan sonraki beş safa ise teslimi ifade ediyor. Yani ana hatlarıyla vahdet, tevhid ve teslim ama bunun açılımı yedi safa dört teslime tekabül ediyor. Allah razı olsun. İkinci sual, zikri diğer ibadetlerden ayıran unsur nedir? Allah'ın dininde zikirden daha önemli, daha büyük bir ibadet yoktur. İbadetlerin sultanı zikirdir. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsimizi tezkiye edememiz, etmemiz, nefsi ıslah etmemiz mümkün değil. Zikir yapmazsak Kur'an'ı omurgasını oluşturan Dört tane teslimin hiçbirini gerçekleştirmemiz mümkün değil. Zikir yoksa teslimler yoktur. Namaz dinin direğidir. Tamam. Zikir ise bu direğin çadırıdır. Ve ne biraz Sultan-ı Peygamber Efendimiz Ademoğlu kendisini Allah'ın azabından kurtarmada zikirden daha müessir bir amel işlememiştir. Peki bir tarafta Allah'ın azabı var. Üç çeşit azap. Cehennem azabı cehennem azabından kurtulur, zikirledir. Vicdan azabı vicdan azabından kurtulur, zikirledir. Kabir azabı kabir azabından kurtuluş zikirledir. Adem oğlu kendisini Allah'ın azabından kurtarmada zikirden daha büyüsür bir amel işlememiştir. Şu anda insanlık dünya insanı Koronalı günler yaşıyor. Bu koronalı günler aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir fitne, bir azap, bir imtihan. Ama bu azaptan, bu fitneden, bu korkudan kurtulmak sadece bir dilektir. Bu dilek vahdet akidesine uyarak kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilediği takdirde geri kalan iki safa Allah'ın garantisinde gerçekleşir. allah Teala'nın o kişiye mürşidi göstermesi, ona tabi olması, mürşidi sevdirtmesi, vasıta emirleri sevdirtmesi ve allah Teala'nın o kişinin ruhunu teslim alması Allah'ın garantisindedir. Öyleyse allah Teala insanı çok seviyor. Bu koronalı günlerden kurtulur. Sadece bir dilektir. İnsanlık bu dilekle mutlaka kurtuluşa ulaşabilir. Üçüncü sualimiz ehli zikir kimdir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman allah Teala ehli zikir fiziğin ötesine Allah'ın kapı açtığı kişidir. Hani Yunus Emre diyor ya sev selat haccü zekat ile sanma ki biter <laughs> zahit işi. Zahid'in işi sadece sev muselat hac zekatla bitmiyor. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan fizik ötesi Allah Teala'nın ilmini ifade ediyor. Zikir ehli olmak bilinmeyenlerin bilinmesi anlamına gelir. Ehli zikir Allah'ın söylediklerini işte bilen insanların muhtevasına alır. Her devirde mutlaka ehli zikir vardır. Onların en üst noktasında devrin imamı vardır. Allah razı olsun. Gaybi Allah bilir. Cin suresinin 26-27. ayet kerimesinde ama o gaybi dilediği kullarına bildirebilir. Allah'ın mukarreb kulları var buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kimlerdir olan ey Allah'ın Onlar Kur'an ehli, onlar Allah ehli, onlar Allah'ın az kulları. Kur'an ehli ulelbab, Allah ehli muhlisler ve Allah'ın salih kulları da salihler ifade ediyor. Ve allah Teala Kur'an'dan bilmediklerinizi ehl zikre yani ul elvaba sorun. İki ayet-i kerime bunu bize ispat ediyor. Sümer 9 Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun Hiç bilenlerle bilmeyenler biri olur mu? Ve ma yezekkeru ila ul elbab ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbab Allah ile tezekkür ederek bilinmeyenlerin cevabını Allah'tan alır. İnsanlar da ulul elbaptan alırlar. Dolayısıyla ulul elbab Allah Teala'nın daimi zikre ulaştırdığı kalplerini yedi kademede müzeyen kıldığı kişilerdir onlar. Ayaktayken, otururken, yani su yatarken devamlı Allah'a zikredenlerdir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler sorduk. Alınan cevapları birlikte dinleyelim inşallah. Allah razı olsun allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadetin zikir ibadeti olduğunu açıklıyor. Ve diyor ki Kur'an okumak da bir zikirdir, namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük olan asıl zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor. Bu zikri Allah'ın hepimize farz kıldığını biliyor muydunuz? Allah, Allah, allah ekber. Mesela hadisler okurum, dualar okurum. Yasin-i Şerif mesela. Hadisler kitap okurum. Kimileri abartarak kendini zincirleyerek yapıyor. Kimisi de sessiz sedasız kendiliğinden yapıyor. Sessiz sedasız yapılmasından yanayım. Yaygara yaparak değil. Anmak güzel bir şey. Bence çünkü Allah'ı sürekli e, aklında tutup Allah'ım veya elhamdülillah veya çok şükür demek. Bunlar ayrı ibadetler. Ama birinci sırada olmaz. 45'te Allah demiş ki zikrullah Allah'ın ismini zikretmek en büyük ibadettir. Duymadım. Benim duyduğum e, Kur'an'ı öğrenmek. Kur'an'ın Kur an anlamını öğrenmek öğrenmek ve ona göre yaşamak. Bütün bunları yaptıktan sonra Allah'ını tabii ki unutmayacak. Zikir de ayrı bir ibadet. Ben bunu kabul ediyorum. Ama birinci sırada olduğuna inanmıyorum. Nefsinizi sadece zikir temizler diyor. O da doğru. Kendini o yöne doğru verdiğin zaman haram yemezsin. Kötülük yapmazsın. Zaten en büyük iyilik de o değil mi? Zikir yaparak kendine iyilik yapıyorsun zaten. Bir misafirimiz kimileri abartarak kendini zincirleyerek zikir yapıyor. Ben zikrin sessiz sedasız yapılmasından yanayım. Zikri yapmanın bir adabı var mıdır? Üç çeşit zikir vardır. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Hafi zikrin sahipleri olan tarikatlarda Hz. Öbkir'den gelen bir adet devam ediyor. Buna mukabil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Efendimiz Hazreti Ali'ye cehri zikri öğretmiştir. Yani sesle yapılan zikri öğretmiştir ki bu sesli zikir kadirilerde devam ediyor. Hafi zikir nakşilerde ve diğer tarikat kollarında devam ediyor. Hafi zikir ne kadar kıymetliyse de cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Cehri zikir yapanlarda onun dışındaki zamanlarda hafi zikir de yapılabilir. Arap suresinin 205. ayet-i kerimesinde allah Teala hafi zikirden bahsediyor. Sabah akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak, yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret. Ve gafillerden olma. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği bu hafi zikirdir. Ama sesli zikir savaş meydanlarında veya hac farizasının yerine getirilmesinde yapılan zikirlerin hepsi aslında cehri zikirdir. Kalp zikri ise daimi zikre ulaşmanın olmasa olmaz anahtarıdır. Hiç kimse ne cehri zikirle ne hafi zikirle daimi zikre ulaşamaz. Daimi zikir bir kalp zikridir. Dil de oynamıyor, ses de çıkmıyor ve sadece ve sadece iç sesimizle iç dünyamıza paralel devamlı Allah demekle gerçekleşen bir muhtevadır. Evet konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah allah Teala kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse şeytanı onu musallat ederiz buyuruyor. Tabii. Zikrin bir insana fayda vermesi ve şeytandan uzak tutması içinse o kişinin öncelikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi emrediliyor. Bu emir hakkında neler söylersiniz? Dilemek yani ibadet, ibadet etmek, hacer gitmek, <laughs> namaz ve zekat vermek. Kur'an okumak, hadisten okumak. Yürekten gönülden olursa tabi Allah'a ulaşırsın. Yani. Arada bir perde kalkar yani. Dileği duymadım ama her Müslümanın önemli olan günahlarından cennete gitmesidir. Allah'a iyi bir kul olmasıdır. Beni de yanına al, cennetin al, beni affet. Bana iyi bir kul olma fırsatı ver Rabbim diye dua ediyoruz. Allah'a zaten bir şekilde bizim dualarımız ulaşıyor. Öldükten sonra bir şekilde zaten ulaşılacak. Yani şey olarak. Yaşarken zaten o anı, o feyzi yaşamak önemli. Yani bir ibadeti yaparken onu sıradanmış gibi değil de bunu keyif alarak yaparsan, feyz alarak yaparsan onun şeyi orada zaten. Evliya sıfatında olan çok az insanlar. O geçmişte vardı. Bu zamanda olduğuna ben inanmıyorum. En azından bir namaza dur durduğunuz zaman Allah'la zaten e, baş başa kalıyorsunuz. O zaten herkesi duyuyor. Biz ne istese o onudur yani. Onun için her şey güzel isteyeceğiz. Allah isteyeceğiz. Bir misafirimiz Kur'an ve hadis okumak gönülden olursa Allah'a ulaşırsın. Aradan perde kalkar. Kur'an ve hadis okuyan kişinin Allah ile arasındaki perde kalkar mı? Eğer kişi kalben ulaşmayı dilemediyse hayır, kalkmaz. Kalkabilmesi için Allah Teala'nın bir koruyucu kalkanı bizimle şeytan arasında koyabilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı kalben dilemesine bağlı. Fussilet suresinin 34. ayet-i bakalım beraberce. Bu suret 44. ayet kelimesi. kerimesi. Bu suret 44. Eğer onu kitabı yabancı bir dil Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derler. Araba yabancı dil mi? De ki o amen olanlar için hidayet ve şifadır. Öyleyse Kur'an vaadis okuyan kişinin Allah ile aramızdaki perdenin kalkması ancak o kişinin amin olup hidayeti gerçekleştirdikten sonra nefs hastalıklardan kurtulması söz konusudur. Mumin olmayanlar amin olmayanlar için kulaklarında vakra vardır ve Kur'an o Kur'an onlara karşı körlüktür. Şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Öyleyse baktığımız zaman her şeyden evvel kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, eğer kişi dilemezse hasalarına, huzurlarına engeller koyuyor. Ama dileyen kişi allah Teala işittiriyor ve onların kalbine ihbat koyuyor. Ve böylece kalbine ihbat konulan kişi mutlaka allah Teala'ya 12 tane insanla ulaştırılıyor Rabbimiz tarafından. Başlangıçta insanın Allah'a açılması lazım gelen bütün kapıları kapalıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür. Ve derhal faaliyete geçer. Allah kendilerine ilim verilenleri bu insanları sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunun manası aynı zamanda mürşide ulaşmaktır. İlim verilenlerin insanların cehalet perdesini yırtmış olanlardır. Hadis Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Ya evet bunun manası aynı zamanda mürşide ulaşmaktır. İlim verilenler, insanlar cehaletin perdesini yırtmış olanlardır. Öyleyse başlangıç noktasında herkes cehalet standardı içerisinde ama bu perdeyin Cehalet perdesinin kalkması ancak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'e göre allah Teala insanların üç gruba ayrılıyor. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, onlar sağır dilsiz ve körlerden oluşuyor. İlim verilenler, onlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. İlmin sahipleri de Allah-u Teala'nın irşat ve vazifeli kıldığı kişilerdir. Sahabe Fırka-i kimlerden oluştuğunu sual ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Sizin gibi diyen sahabe başlangıç noktasında birinci safa itibariyle ilim verilenlerdir. Hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e ilmin sahibidir. İlmin şehridir. 7 sabah 4 teslimi yaşayandır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Tilavet'te değil, sahabeye hidayetle okuyor. Bir göntülü sualimiz var inşallah. Onu birlikte dinleyelim. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili Cappar Hocam, Efendimizin himmetiyle bir kokan ellerimizden öper. Hasretle ve sevgiyle sizi kucaklarım. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cappar Hocam, İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. İnsanları yanlış yönlendiren din öğreticilerinin vebali nedir? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de seni çok seviyoruz. Şahsında bütün Bursalı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. İnsanları yanlış yönlendiren din öğreticilerin vebali nedir? Çok üst seviyede bir vebalinin altındadırlar allah Teala beş grup insanı sayıyor. Bu beş grup insandan fesat çıkartanlar, onlar kesinlikle kalpleri kapalı, mutlaka yeri cehennem olanlardır. Saadet ve küberalar, Azab 67-68'de, bunlar da insanları Allah yolundan saptıranlardır. Hidayeti gezleyenler, Bakara 159, Bakara Resul ve alay edenler Kef 106 zulmani ilmine amel edenler Bu beş grup insan her devirde Cehenneme Ateşe davet edenlerdir Ve Bunlar kendi günahların dışında Bunlar lanetlenen insanlardır Fesat çıkaranlar da lanetlenenler Sadat küberalar da Hidayeti gizleyenler de Resul ve ayetlerle alay edenler de zulmani ilmlerin üzerinde amel edenler Hepsinin üzerine lanet vardır Lanet demek kendi günahının dışında başka insanların günahını vebalini yüklenen kişi demektir. Gerçekten öyle mi? Ankebut suresinin 23 ve 24. ayet kelimelerine baktığınız zaman bunu görüyoruz. Ankebut 23'te Ankebut suresinin 12 ve 13. ayet kelimeleri var. Ankebet 12 de kâle lezîne keferû. Kafir olanlar, âmin olanlara ittebû sebîlenâ. Bizim yolumuza tabi olun. Nehmül hatâyekûm. Sizin günahlarınızı yüklenelim. Yani bunlar şey insan şeytanlar insan şeytanlar insanları nurdan zulmete götürüyorlar. Amini olanlar nurdadırlar. Ve bu kafirler diyorlar ki gelin bizim yolumuza tabi olun. Biz sizin bütün günahlarınızı yüklenelim. وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ حَاتَى يَكُمْ şey Ama kimse kimsenin günahını yüklenmez. Kanun bu. اَنَّهُمْ لَكَازِبُونَ Onlar yalan söylüyorlar. Yani gelin sizin günahlarınızı yüklenelim diyorlar. Onlar yalan söylüyorlar. Ama Ankebut 13 وَلَيَّحْمُلُونَ اَسْقَالَهُمْ وَاَسْقَالَنْ مَنْ اَسْقَالِهِمْ Lâ ise günahın kıyameti ama kanı yalancılar kendi yükleri günahlarıyla beraber onların yüklerini günahlarını da mutlaka yükleneceklerdir. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklardır. Şimdi kişi eğer amenü olan kişinin yani kendisi zaten günah kazanıyor. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediği için bir de başkasının yoldan sapmasına sebep olduğu noktadaki kaybı günahlı da yükleniyor. Yani aslında kimse kimsenin günahını yüklenmez ama bir kişi bir başkasının delalette kalmasına sebep oluyorsa o kaybettiği derecenin misli ona da yazılıyor. Diğerinden eksilme olmuyor. Öbür tarafta bir başkasının hidayetine vesile oluyorsa hidayete giren kişi hangi dereceti kazanıyorsa sebep olana da yazılıyor. Yani sebep olan kişinin delalette kalmasına sebep ediyorsa da kayıptır. Hidayete vesile olan sebep olan hayır ne kazar kazanırsa onu da ona da yazılıyor. Dolayısıyla insanları yanlış yönlendiren din öğreticilerin vebali çok büyük. Zaten Yunus buyuruyor ki bir dörtlüğünde Gönül çalabın tahtı, çalab gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, eğer bir gönül yıkar isen. İşte bunlar gönül yıkanlar. Ankebut 12. İki cihan bedbahtı. O kişi, kişi hem ahirette hem dünyada büyük bir azaba düşer olacak. İki cihan bedbahtı, eğer bir gönül yıkar isen. Yani kişinin delalette kalmasına sebebiyet verirsen kesinlikle iki cihanda da huzursuz ve mutsuz azabı yaşayacak olan kişidir. Bir görün bir videomuz daha var onu da birlikte dinleyelim inşallah Allah razı olsun. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef daimi zikre ulaşmaları. Kur'an'da bu hedefe ulaşanların zikir ehli olduğu açıklanıyor ve bilmediğimiz konuları zikir ehline sormamız emrediliyor. Siz dini konularda bilmediğiniz şeyleri nasıl öğreniyorsunuz? Dini konularda bilmediğim şey Kur'an'a öğreniyorum, hocalara soruyorum, kitapta araştırıyorum, soruyorum, öğreniyorum. Bilmediğim bir şey ya hocadan ya da kitaptan öğrenirsin, sorarsın. Benim bir kitabım var, onun içinde yazılanlar var, katı veya haram olan şeyler var. Bunu uygulayan bir de peygamberim var. Ben ben bunun dışında zikir ehlileri ya da şu ya da bu ben onları kabul etmiyorum. Ben kitabımı yaşamaya çalışırım. Şöyle bir örnek vereyim. Benim oğlum 17 yaşında. Ben Kur'an-ı Kerim'i oğlumdan öğrendim. Zikir ehli e, bu İslam dünyasının ileri gelenleri, hocalarımız, onların hocaları, onların hocaları. Mesela örneğin ben bir şey bilmiyorsam arkadaşıma sorarım, onun bilgisi var ise. Yoksa o da beni başkasına yönlendirir. Hani bu cemaatler var, dergahlar var, cami hocaları var, din görevlileri var. Allah'ın ermiş e, kullarımla çok rahmet olsun, mekanları cennet olsun, toprak oldu. Yani kalp açık olduğu için ben onlara konuşmada çalışıyorum mesela kendi kendime. Onlara azal yardıma gibi şey konuşuyorum. Çünkü ben doydurum onlar içinde. Bir misafirim zikir elini kabul etmiyorum. Ben kitabımı yaşamaya çalıştım dedi. Zikir elini devreden çıkartmak nereye sebep olur? Zikir elini devreden çıkartmak tamamen kişinin kendisini iki cihanda azaba düşer olmasına sebep verebilir. Yunus Emre bunu çok güzel ifade etmiş. Din yedi safadan ibarettir. Yedi tane hedef emirden ibarettir. Bu yedi hedef emrin yedisi de zikir ehli olmadan olmaz. İşte Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra Nebi gelmeyecek ve benden sonra alimler, halifeler gelecek. Yallah Allah Resulü sadece ben varım benden sonra olay bitmiştir demiyor ki benden sonra alimler ve halifeler gelecek. Resulullah'ın benden sonra gel gelmeyecek alimler, halifeler gelecek dediği ehli zikirdirler bunlar. Öbür yandan bir başka hadis, benden sonra nevi gelmeyecek, İmamlar ve halifeler gelecek. Kim zamanın imamına harif olmazsa, o cahiliye standartta yürür. Dolayısıyla benden sonra imamlar ve halifeler gelecek hadisi kesinlikle o hadise bulalım inşallah. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kurtuluşun birinci safhasıyla alakalı istemeyenler hariç ümmetimden herkes cennete girecek. Kim istemez ki ey Allah'ın Resulü deyince bana itaat etmeyen cenneti istememiştir. Bana itaat eden cenneti isteyendir. Bir başka hadis-i şerifinde davete icabet etmeyen Allah ve Resulüne asi olur. Öyleyse davete icabet etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes aslında cenneti istemeyendir. Ve Yunus da bunu söylüyor. Eğer kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani davetin kabulünde bile bir kamil mürşit olmadan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Dolayısıyla dinin yedi safhasının yedisi de el zikirle yaşanır. Nisa 59 ya yollezine amenu ati ati resule <laughs> ve emri minkum. Allah'a itaat davete icabet ettir. Resule itaat tabiyeti gerektiriyor ve ulül emr de vazifeli olanlardır ve bilmiyorsanız zikir eline sorun. Öyleyse belli ki başlangıç noktasında bilmeyenler var ve bilenler var. Bilmeyenlerin mutlaka bilenlere sormasını allah Teala emir buyuruyor ve mürşide tabi olmayan kişi deranette. Her zikre mutlaka sormak allah Teala'nın bir farz emridir. Bugünkü büyük eksiklik ehli zikre sorulmamasıdır. Eğer zikir yerine Allah'ın emrettiği bir ilmi değil, İnsanlarla öğrendikleri ilmi ulaştıranlar, zikirine sormak gereğini duymadan hüküm verenlerdir. Zanlarına tabi olanlardır. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Ben kitabımı okuyorum, bu bana yeter olayı eğer Kur'an'a uymuyorsa geçerli değil. İnsanlar başkalarının kendilerine söylediği yalanları Kur'an'la karşılaştırarak doğrulara ulaşmak durumundalar. Evet bir tarafta Kur'an var, bir tarafta insanların zanları var. O zanlarla dini yaşadıklarını iddia edenler kendilerine söylenen yalanları Kur'an'la karşılaştırmak durumundalar. Eğer bunu yapamazlarsa o zaman kurtuluş söz konusu değil. Bir görüntülü sualimiz daha var. Onu dinleyelim inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem Cabbar hocamız. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz efendim hizmetiyle. Muhterem Cappu hocamız müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Kur'an okuyan kişi ehli zikir sayılır mı? Tekrar sizi çok ama çok ama çok seviyorum Efendimiz'in hizmetiyle. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü inşallah. Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Biz de seni çok seviyoruz şahsında. Tüm İstanbullu kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Kur'an okuyan kişi ehli zikir sayılır mı? Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Fakat her Kur'an-ı Kerim okuyan ehli zikir değildir. Ehli zikrin muhtevası kalp gözünün, kalp kulağının açık oluşu, daimi zikrin sahibi oluşudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Allah'ın mukarreb kulları var. İşte bu Kur'an mukarreb kullar ehli zikirdir. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Allah'ın mukarreb kulları, onlar Allah ehli, daha doğrusu onlar Kur'an ehli, onlar Allah ehli, onlar Allah'ın Allah az kulları. Kur'an ehli olanlar, ehli zikir olanlar onlar ul elbaptır, daim zikrin sahipleridir. Allah ehli olanlar onlar muhlislerdir. Ve Allah'ın has kulları ise onlar salihlerdir. Evet, şimdi inşallah kardeşlerimizden gelen suallerin cevabına başlıyoruz inşallah. <laughs> Ağrıdan Tayyip Hanım Muhterem Hocam Enfal Suresi 27, 28, 29 ayetlerini açıklar mısınız? Evet, Enfal 27, 28, 29. Ya yüvellezine amenü tayyinallahu ve resulü ve la tayyün entüm ta'lemun. Evet sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında ruhumuz emanettir. Ama allah Teala ruhumuzun Allah'a teslimini istiyor. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. Nefs Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve en son olarak Allah bize irademizin de teslimini yani emanetlerin sahibi olan Allah'a teslimini emrediyor. İşte ey Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize ihanet ederseniz yani Allah ve Resulüne ihanet ederseniz o zaman kendi emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz. Teslim yapamazsınız. Bu da sizin için hem bu dünyada huzursuz ve mutsuzluk hem ölüm sonrası hayatta cehenneme gitmektir. Enfal 28. Biriniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir. Yani buradan anlıyoruz ki emanetlerine ihanet edenler dünya hayatının peşine takılanlardır. Wa'lemu inna ma amwalukum awladukum fitne. Bilin ki mallar ve çocuklar sizin için bir fitne, bir imtihan. Anallah ende Allah katında en büyük ecir Allah'ın katındadır. Ve 29. Ya eyellezina amenu takullah yecal lekum furkana ve ankum Eğer siz ameni olanlar takva sahibi olur Allah'a ulaşmayı dilerseniz size yedi furkan verir ve sizin günahlarınızı örter ve sizi mutlak surette Allah Teala'nın tayin ettiği müşride ulaştırmak üzere o güzelliğe Allah sizi ulaştırır. Allah razı olsun. Van'dan İsmail Ayhan Muhterem Hocam Arap Suresi 172 ve 179. ayetlerini açıklayabilir misiniz? 172 ve 179. Arap 172'de halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğine hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela günde zamandan evvel Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyeti olan bay baba yani herkesi Allah yaratıyor ve huzurunda topluyor ve onlara şöyle sesleniyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Herkes üç vücutla yani fizik vücuduyla orada, nefsiyle orada ve ruhuyla orada. Üç vücutla orada ve hepsine sesleniyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu üç vücuttan allah Teala ruhu ve fizik vücudu nefse şahit tutuyor. Ben nefse hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyoruz ve ruhlar ve fizik vücutlarda şehit ne? allah Teala kıyamet günü kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Rab olarak kabul eden herkesten allah Teala söz istiyor. Ruhumuz misak veriyor teslim olacağına dair fizik vücudumuz ahd veriyor teslim olacağına dair nefsimiz yemin veriyor teslim olacağına dair burada ruhlar ve fizik vücutlar nefsin üzerine şahit olduğu için ruhun mutlaka misakinin yerine gelmesi teslim olması fizik vücudun ahdinin yerine gelmesi teslim olması ile birlikte nefs de emanet hüviyetinde o da sen benim Rabbimsin, ben sana teslim olacağım diye yemin veriyor. allah Teala misak ve ile bizi kendisine bağlıyor. Ama Arap 179'da yeryüzü hayatına geldiği zaman şeytan devreye giriyor. Andolsun ki cehennemi insanları cinlerin çoğunu hazırladık. Onların kalpleri var onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri var onunla görmezler. Onların kulakları var onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir hatta daha şaşkın. Özellikle ruhun ve fizik vücudun nefsin üzerine şahit olması ve bu ayet-i kerimede onların kalpleri var. Kalp, nefsin kalbi. Onunla fıkıh etmezler. Kalbin fıkıh etmemesi kalpten Allah'a ulaşmayı dilememenin bir sonucudur. Kalpten kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman dilemeyen kişinin gözleri de görmez, kulakları da işitmez. Kalp bir idrak muhtevasını ifade ediyor. Görmek ve işitmek ise aklın dizaynını içeriyor. Allah razı olsun. Antalya'dan bir izleyici. Trem Hocam bir sohbetinizde şu an dünya üzerindeki insanların çoğunun içinde bulundukları korkudan kurtulmaları için Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olmaları gerekiyor buyurdunuz. Allah'a ulaşmayı diledikleri halde korku içinde olanların korkularının nedeni henüz teslimlerinin yerine getirmemiş olmaları mıdır? Yeteri boyutta Allah ve Resulüne güven duymamaları. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki sahabeyle bizi karşılaştırdığında onlar diyor üç yıl kursaklarına yeteri kadar gıda almadılar ambargo altında sebebiyle ama onlar çok mutluydular. Sebebi sebebi gayet açık. Her noktada Allah'a ve Resulüne üst seviyede güven duymaları. Güvenin olmadığı yerde korku vardır. Alimran suresinin 139. ayet baktığımız zaman Ya yüvellezine amenu daha doğrusu la tahinu la tahzenu gevşemeyin mahzun olmayın entum alevne in kuntum muminin eğer muminseniz mutlaka üstün olan sizseniz galip olacak olan da sizsiniz. Dolayısıyla korkuya mahal yok. Sadece zikrimizi artıracağız. Sadece Allah ve Resulü ile birlikte Allah'ın emrettiklerini harfiyen yerine getireceğiz. Biz bunu yerine getirdiğimiz takdirde allah Teala'nın her şeyin Allah katında bir zamanı olduğunu bilmemiz lazım. Ölümün de bir zamanı vardır. İbadetlerin de bir zamanı vardır. Üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olmanın da bir zamanı vardır. İki cihan saadetinin sahibi olmanın da bir zamanı vardır. Her şey allah Teala zaman boyutuna bağlamıştır. Dikkat ederseniz Tin Suresi'nin 4. kelimesinde nakal halakna insane fi ahsani takvim. Bir zaman içinde Allah nefsimizin ahsene ulaşmasını istiyor. Ama başlangıç noktasının herkes nefsi mahrede. İşte nefsi mahrede olan insanların ahsene ulaşması bir zamanla gerçekleşir. Zaman her şeyin ilacı üyetinde ama bu zamanı Allah katında en büyük hazine zamandır zikirle kullanmamız halinde. Ankara'dan bir izleyici muhterem hocam birinci suali daimi zikre ulaşabilmemiz için zikri kalbe indirmeyi nasıl başarabiliriz? Sevgili kardeşlerim üç çeşit zikir var. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Kardeşlerimiz öteden beri Efendimiz'den öğrendiğimiz bir hakikat var. 47 bin zikir bu örtü altında yapılabilen bir zikirdir. Ondan sonraki zaman dilimlerinde yine zikirden kesilmemek ama her işi zikirle yapmak, her işi zikirle yapmak kalp zikirle ancak mümkün olabilir. Dolayısıyla bu Terem Efendimiz namazları zikirle kılın buyuruyor. Ama namazları zikirle kılabilmek için el bağlamada baş parmak nabzın üzerinde sürelere geçmeden Başparmak nabzının üzerine nabzın artışına paralel iç sesimizle Allah 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 diye bir iki dakika bu zikri yaparsak o tempoyu yakalarız. Ve daha sonra okumamız gereken Fatiha ve Zam surelere geçeriz. Ama hep arka planda o iç sesimiz yankılanacak ve böylece biz namazı zikirle huşu içinde kılmış olacağız. Allah-u Teala'nın diğer işleri de bu şekilde yapmamız emir buyuruyor. İkinci suali eşim ve çocuklarım tebliğ yapıyorum ve davranışlarımla örnek olmama rağmen çok duyarsızlar. Çocuklar devamlı gece gündüz sanal oyun oynuyorlar. Bu konuda davranış biçimi nasıl olmalı? Aslında senin bu gayretlerin bu şekildeki eşin ve çocuklarına faydalı olmak için cahidin. Allah katında çok kıymetli ve bu yaptıklarından dolayı muhakkak ki sen mutluluğu yaşıyorsun. Biliyorsunuz tebliğ tek taraflı değildir. İki tarafın kabulüyle meyve verir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz amcasına o kadar tebliğ yapmasına rağmen amcası Kasas 56-57'de Allah'a ulaşmayı dilemediği için ne yazık ki hedefe ulaşmadı. Hz. İbrahim Meryem 43'te babasına tebliğ yapmasına rağmen babasına faydalı olamadı. Nuh Aleyhisselam evladını gemiye çağırdı ama bir türlü faydalı olamadı. Öyleyse peygamber olsa dahi kişinin serbest iradesi kutsaldır. Kutsal iradeyi allah Teala karışmıyor, kimsenin de karışmasını istemiyor. Dolayısıyla çocuklar serbest iradenin sahibi, eşin de serbest iradenin sahibi. Ve sen Peygamberliği hayatı yaşamak üzere çocuklarına örnek oluyorsun, nasihat veriyorsun bu çok güzel bir şey. Ama sonuçta Allah Teala'nın farz emri, onların iradesi kutsal. Allah diyor ki ben eşine serbest irade verdim kutsal, ben karışmıyorum sen de karışma. Sen sadece eşine nasihatte, sen sadece örnek ol, sen sadece onun nefsine uyarak yaptığı hatalara ortak olma diyor. Çocukların içinde böyle. Bir gün bu şekilde yaparsan güzel davranışlar olabilir mi? Neden olmasın? O insanların da hayatı yaşadıkları ve yaşadıkları olaylardan muhakkak ki ders alabilecekleri bir vakit olabilir. Ama her halükarda bizim diğer insanlara karşı nasihat etmemiz, bizim diğer insanlara karşı kesinlikle örnek olmamız, bizim diğer insanların yapmış olduğu, nefslerine uyarak yapmış olduğu hatalı davranışlara asla prim vermememiz. Mesela çocukların devamlı gece gündüz sanal oynuyorlar. Ha, tam onlar sanal oluyor, ben de şöyle bir devreye gireyim. Hayır. Orada kesinlikle kesin karar alacaksın. Sanal oyunlar sadece insanın zamanını çalan, Allah katında bizi mahcup duruma düşüren, zaman Allah'ın Teala'nın insanoğluna bahşettiği en büyük hazine en büyük hazineyi oyunla geçirmek. Hayır benim işim değil. Tamam siz yapıyorsunuz benim rızam yok. Ama kesinlikle nasihate devam ve örnek davranışlarına devam edeceksin. Allah her şeye kadirdir. Ankara'dan Mustafa Kut, Muhterem Hocam, Bakara Suresi 102. ayetinde zikredilen Babil'de büyü öğrenen insanlar, bu ayetin öncesindeki ayetlerde zikredilen İsrailoğlu kavmi midir? Eğer onlarsa bu ayette zikredilen hadise Yahudilerin Babil sürgünü dönemine mi işaret etmektedir? Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi. Onlar Süleyman aleyhisselamın bülkü üzerine şeytanların tilavet okuduğu şeylere tabi oldular. Süleyman aleyhisselam inkar etmedi, sihir yapmadı, kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanların Seri ve Babil şehrindeki iki meleğe Harit ve indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Biliyorsunuz ateşe çağıran yedi grup insan var. Beş grup insan var. Bu beş grup insandan beşincisi sihir büyüyle amel edenler, zülmani amel edenler ve bu zülmani ilimlerle hüddam ilmi Babil şehrine indirilen Harut ve Marut'tan öğreniyorlar. harit ve Marut hikayesini muhterem efendimiz anlatıyor. Ya Rabbim biz seni tespiye ve takdis ediyoruz. Bu fesat çıkaracak kan dökecek. Fesat çıkaracak kan dökecek birisini nasıl bizden önde tutuyorsun deyince allah Teala biz ona nefs verdik. O nefsine hakim olması halinde sizden öndedir. Yoksa varlıkların en şerlisidir buyuruyor. O zaman melekler bize de nefs ver. Biz ne kadar iyi kullar olduğumuzu ispat edelim. Ama kendilerine nefs verildiği zaman bununla baş edemediklerini evvela bir kadına yanlış davranışta bulunuyorlar. Kocası niye bunu yaptınız deyince onu da öldürüyorlar ve böylece gerçekten nefsle baş edebilmenin imkanı yok. Ancak nefse baş edebilecek olan Allah'ın zatından kendisine üfürülen insandır. Eğer onlarsa bu ayette zikredilen hadise Yahudiler Babil sürgünü dönemini işaret etmektedir. Olabilir ben bu kadar tarihi bir bilgim yok ama ayet-i kerimeler böyle inşallah. İzmir'den Nazlı Hanım, Muhterem Hocam neden bazı insanlar dünya hayatıyla tatmin olabiliyorlar da bazıları da dünya hayatıyla tatmin olamıyor eksiklik ve arayış hissediyor. Dünya hayatı ile tatmin olan aslında olduğunu zannediyor. Hiç kimsenin dünya hayatı ile mutlu olması mümkün değil. Mesela o dünya hayatıyla tatmin olduğunu söyleyen kişilere en yakınlarını kaybetmeleri halinde mutlular mı? Hayır. Tatmin demek nefsin bir arzusunu yerine getirmek demektir. Arzularla zevklerle mutluluğu karıştırmamak lazım. Dolayısıyla hiç kimsenin bu dünya yer Allah diyorsa ki dünya hayatıyla mutluluk söz konusu değil. Benimle ancak mutlu olabilirsiniz diyorsa bunun alternatifi yoktur. Allah'ın dediği olur. Allah razı olsun. Ersin'den Nazlı Hanım, Muhterem Hocam, Taha Suresi 124. ayetindeki hidayeti açıklar mısınız? Taha 124'te ve 123'te beraber zikretmek lazım. Kul nebitu minha cemiyen siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Nasıl şeytan insanlara davette bulunuyorsa, onları dünya hayatına davet ediyorsa, benden de size hidayetçilerim gelecek diyor allah Teala. Kim hidayetime tabi olursa, tabi buradaki hidayet, ruhun hidayeti, Fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Ama kalü bela gününde ruhumuz ve fizik vücudumuz nefsin üzerine şahit olduğu için nefsin kalbindeki Allah'a ulaşma dileği yoksa kesinlikle ondan sonrasının hiçbirisinin olması mümkün değil. Dolayısıyla Allah Teala'nın devamlı kalbe bakması, bu talebi görmesi, işitmesi vesaire bunu ifade ediyor. İşte sizden hidayetim gelecek. Ki bu hidayet ruhun de Birinci hidayet. Kim hidayetime tabi olursa yani kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse onlar delalette kalmaz. Şakilerden olmaz. Çünkü başlangıçta herkes delalette. Başlangıç noktasının herkes cehennemlik. Böyle olduğunu nereden biliyoruz? Hemen görelim. Başlangıç noktasında herkes delalette. Yedi grup ayet-i kerimeyi gösterelim inşallah. Evet, herkesin başlangıç noktasında delalette olduğunu buyuruyor. Bakın. Ve başlangıç noktasında delalette olanların hepsi hüsranda. Hangi ayet gereğince? Araf 178. Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi. Ve men yud lil feulâkemil Artık hüsrana uğrayanlar, işte onlar, kim delalette kalırsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Ve ise herkes delalette, herkes hüsranda, hüsranda olanlar da cehennemlik şaki. Ama allah Teala benden size hidayetim gelecek. Hidayetime tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar delaletten kurtulur, onlar cehennemlik olmaktan kurtulur. Tekrar şimdi ayetlere dönelim. Ama kim yüz çevirirse, benim hidayetim ne yüz çevirirse, Taha 124. Men arada en zikri. Taha 123. Ondan sonra Taha 124. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, zikrimden yüz çevirirse, fen Dünya hayatına ona dar bir geçim veririm. Ve nashur yamul kıyamet ama ve kıyamet günü kör olarak sen. Yani kıyamet gününde cehennemlik, dünya hayatında da sıkıntı. Az evvel bir kardeşimiz neden bazı insanlar dünya hayatıyla tatmin olabiliyor? Öyle zannediyorsunuz. Ama değil. Bakın hem taa 124 hem de zuhruf 32. Bu iki ayeti kerimeyi yan yana alalım. Allah Teala buyuruyor ki Zuhruf 32'de ve taa 124 Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Yani rahmetin taksimi Allah'ın elinde. Allah rahmetini taksim eder. Kime taksim ediyor? Kim Allah'ı zikrederse biz onların dünya hayatındaki maişetlerini, geçimlerini aranda taksim ettik. Öyleyse dünya hayatındaki maişeti de taksim eden Allah'tır. Taksim eden Allah'tır ve burada da ayet-i kerimede kim zikrimden yüz çevirirse, Allah'a ulaşmayı dinlemezse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim hayatı vardır dünya hayatında da. Sıkıntılı bir hayat. Kıyamet günü de kör olacak. Yani hidayetten yüz çeviren hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta gideceği yer cehennem. Allah rahmetini de taksim ediyor. Allah dünya hayatındaki şeridet. Her ikisi de Allah'ındır. Dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır. Ama allah Teala dünyayı siyene dünyayı veririz. Ahireti isyana ahireti veririz. Ama her ikisini birden isyana Allah'a ulaşmayı dileyene her ikisini veririz diyor. Öyleyse her hepimizin hedefi kalben ulaşmayı dilemek. İzmir'de Elif Hanım Muhterem Hocam, Ümür Kitap hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu say bir sayfası neden hep açık kalıyor? Hidayet çağının bir işareti olarak sayfası açık kalıyor. Ve allah Teala o sayfa içindeki muhteva zaten dönemin karakteristik özelliğini ifade ediyor. Eğer Risalet Nurları Ümül Kitab'ın içinde yer alıyorsa zaten bunu anlamışsınızdır. Ümül kitap, levh-i mahfuz, yedi alemden oluşuyor. Birinci alem kader üzere, ikinci alem ümül kitap. On katlık bir apartman büyüklüğünde, önünde 60 kişilik bir ders grubuna ders veren devrin imamı önünde, bu kitabın önünde var inşallah. Ankara'dan bir izleyici, Muhterem Hocam Allah'a ulaşma dileğinin kalbimden ulaşabilmesi için ne yapmam gerekir? Sevgili kardeşim, zikir yapmanız lazım ve etrafınızdaki insanları mutlu etmeniz lazım. Bilmelisin ki bugüne kadar yapılan öğretilerin hepsi eksik. Herkes, insanlar, din öğreticileri hep insanları fizik beden ve nefsten ibaret sanmışlar. Nefsin de iyi olması halinde iyi ruh, kötü almasında kötü ruh diye nefse ifade etmişler ama ruhu din hayatından çıkartmışlar. Halbuki Allah'ın zatından bize üfürülen bir ruh vardır ve bu ruh bir emanettir etmiş 72'de. Vallahi Teala Nisa 58'e göre emanetlerini tekrar geri istiyor. Bu emanetin Allah'a yani Allah'ın bu emaneti kendisine ulaştırması emanet Allah'a aittir. Tekrar kendisine ulaştırması bizim irademize bir dileğimize bağlı. Evet, irademize bir dileğimize bağlı. Nefsin manevi kalbinden kalben ulaşmayı dilemek. Bunu dilediğimiz an Allah Teala bunu gerçekleştirecektir inşallah. Antalya'dan bir izleyici muhterem hocam Kur'an'ı yaşayabilmek için Kur'an'ı okumayı öğrenmek yeterli midir? Yeterli değil ise Kur'an'ı nasıl yaşayabiliriz? Kur'an'ı öğrenmek ve yaşamak, öğretmek kesinlikle tasavvufu yaşamanın bir sonucudur. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'i öğrenmeyi, tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı yaşamayı, tasavvuf, 7 4 teslimle Kur'an'ın bütününü öğretmeyi muhtevasına alıyor. Tasavvuf, Yedi sabah dört teslimden ibarettir. Kur'an'ın bütünüdür. 14 asırlı ve Nevine Sultanı Peygamber'in ve sahabenin hayatı bir tasavvuf hayatıydı. Dolayısıyla herkesin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi tabiyetini gerçekleştirdikten sonra allah Teala'nın vaaz emir ve neylere tedirici basamaklar içerisinde bir bir yerine getirerek en sonunda daimi zikirle bütün emirlerini yerine getirip itaat etmek suretiyle en güzele ulaşmasıdır. Bolu'dan bir izleyici muhterem hocam daimizlikle ulaşabilmek için doğru düşünce alışkanlığımız nasıl olmalı? Doğru düşünce alışkanlığımız Kur'an'ın muhtevası içinde yer almalı. Muhterem Efendimiz'in bize öğrettiği Kur'an ayetlerine göre 7 tane doğru vardır. Bu yedi doğru Allah'a ulaşmayı dilemektir, Mürşide tabiyettir. ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi 7 safa doğru ifade ediyor. Yanlışlar ise bunların zıtlarıdır. Şeytan bizi yanlışlara davet ediyor. Allah'ın Resulleri bizi doğrulara davet ediyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bir yere bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Bunun üzerinde Allah'a davet eden Allah'ın Resulleri vardır. Öbür tarafta sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Bu yanlışların başında ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır diyerek insanları kesinlikle Allah'a ulaşmaktan men ediyorlar. Bunlar yanlış ve sırasıyla diğer yanlışlar takip ediyor. Almanya'da Mirizci Muhterem Hocam Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. İnsanların cennete girmesi nasıl mümkün olur? Evet, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremezsen Sen de mi? Ya ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Cennete girmek Allah'ın rahmetiyledir. Cehennemi insanlar hak eder ama cennet Allah'ın fazl-ı keremidir. Dolayısıyla cennete kişinin Allah'ın rahmetiyle girdiğini bilmemiz lazım. Samsun'dan bir izleyici Muhterem Hocam. Bazı insanlar Allah'a insana şah damarından yakındır. Ayet-i kerimesine dayanarak mürşide gerek olmadığını ve kişiyle Allah arasında kimsenin gidemeyeceğini söylüyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? allah Teala Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde lakat halaknan insan İnsanı biz yarattık. İnne mumat ve matu bisu bi nefse. Onun nefsen kendisine ne vesvese emrediğimiz Biz ona aşağı damarından daha yakınız. Öyleyse kişiyle Allah arasında kimsenin gidemeyeceğini. E şimdi allah Teala Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde biz bütün peygamberleri emrimize hidayet erdiren imamlar kıldık. Ve Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesinde allah Teala kullarım sana benden sorarlarsa. Yani ben Allah'la kendi arama kimseyi sokmayacağım ama Allah Teala sokuyor bakın. Hem imamlar kıldık hem diyor ki kullarım sana benden sorduğu zaman kullarım sana sana dedi kullar gidip sahabe peygamber efendimiz'e sual soruyorlar. Direkt Allah'la konuşamıyorlar. Direkt Allah'la konuşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mürşid. Allah Teala tayin etmiş. Öyleyse mürşitler Allah'tan direkt konuşan, tezekkür ehli olan insanlardır. Biz Allah'a direkt konuşmadığımıza göre ne yapmamız lazım? Direkt bir konuşana, ehli zikre gelip sormamız lazım. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve ma arsalna min qablikal ila rijalin nuhi ileyhi fasalu al zikr <laughs> kuntum la ta'lamun. Eza sahalakat ibadi anni fani qareebun. Ben onlara yakınım. Ucubu daveti da izadan evet. Yani kişiye şah adamlarından daha yakın olan Allah'tır. Ama kesinlikle kişi Allah ile konuşamıyor daimi zikirde olmadığı için. Veya kalbenin ulaşmayı dilemediği için. Ama konuşabilen daimi zikrin sahibi 7-4 teslimi yaşayan Allah'ın ehli zikir mürşitleridir. Biz onlardan soracağız. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. allah Teala böyle buyuruyor. Dolayısıyla mutlaka mürşit farzdır. İstanbul'dan bir izleyici, bu Terem Hocam günümüz din tatbikatıyla insanlar mutlu olamıyorlar. Dini yaşamakla mutluluk arasında ilişkiyi açıklar mısınız? Din baştan sona mutluluktur. Yedi sava dört teslim mutluluğun ta kendisidir. İnsanların günümüz din tatbikatıyla mutlu olmamasının arkasında hedef emirlerin din tatbikatında olmaması, vasıta emirlerinden de hayati öneme haiz olan Allah'a ulaşmayı kalben dilemek ve zikrin din tatbikatından çıkartılması iledir zikir ve zikir ehli yoksa zaten hiçbir şey mümkün değil. Sakarya'dan bir izleyici Muhterem Hocam henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir kişinin yapılan tebliğe karşı olan şüphesinin yok olması için ne yapması gerekir? Yine Allah'a ulaşmayı dilemesi yine tövbesini gerçekleştirip zikre başlaması lazım. Eğer bu şekilde yaparsa o zikirle ola ki Allah'ın açılan yoldan devamlı nur kalbine ulaşır veya Böylesi bir noktada çevresindeki insanlar ehli zikir olması hasebiyle onlardan tesirle elektriklenerek onlar da bir noktada o güzelliğe ulaşacaklardır. Doktorun hastaya reçete vermesi yeterli değil. Biraz kendisinin ve çevre koşulları. İşte eğer bu insanlar bir dergah çevresinin içerisine girerlerse onlarla beraber olurlarsa zaman içerisinde onlardan da pozitif davranışlar sebebiyle etkilenerek hem kendisinin gayret sarf etmesi, zikir yapması hem de o çevredeki insanların mutlaka onları bir güzelliğe ulaştırması mümkündür. Sakarya'dan bir izleyici muhterem hocam ben tövbe almak istiyorum ama mürşidimin verdiği görevleri yapamam diye korkuyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Sevin yapmayacaksın sevgili kardeşlerim. Bak dikkatle bakın Allah Teala bütün insanları, şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insana 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Ama bu garantiyi neyin karşılığında Allah veriyor? Sadece bir kalbi dilek. E ki ben verdiği görevleri yapamam diye korkuyorum. Hayır Allah Teala o korkuyu senden alacak ve o görevlerin yapılma isteğini, sevgisini Allah sana verecek. Sen öyle bir zikri seveceksin ki zikri yapmamak istemeyeceksin. Sen de böyle namaz sana hoşuna kolay gelecek ki sen devamlı namaz kılmak isteyeceksin. Oruç asla açlık ve susuz sana tesir etmeyecek. Yani Allah seni o hale getirecek. Çünkü Allah için her şey Allah kadir. Hz. İsa Aleyhisselam kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Sen diyorsun ki ya benim için imkansız ben bu görevleri yapamam. Tamam senin için öyle. Sen bir kulsun. Ama Allah için öyle değil. Allah her şeye kadir. Sen dilediğin an Allah devreye giriyor. Allah devreye girdiği zaman yoktan kainatı var eden allah Teala bu görevleri sana yaptıramaz mı diyorsun? Her şeye kadirdir o. Allah razı olsun. Evet. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha sonuna geldik. Bu beraberliği bize bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd köşeyi deriz. Bir başka her Kur'an, her an mutlu tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavati, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.